Oğlum Sherlock gibi çözdük maçı, çok iyiydi be. Bir tespit yaptım beyler çıkışta var ya. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Fear Surrounds bölümünden hepinize selamlar. Arkadaşlar oyuna karakter soyma eklenmiş. Ben de hemen soydum. Gördüğünüz gibi Cıbıldak bir ablamızı yarattım. Son gündür birkaç erotik video atıyorum, bunun farkındayım. Abaz abi işliyor. Bir full the start game. Mal. İngilizcesi de yok ki. Çünkü o da 10 kişi. 8 kişilik yap şunu. Verim ki malsın, tamam mı? Düşünemiyorsun bunu. Kendin anlayamadın mı? Eğer burada böyle kavga ediyoruz da oyuna girince herkes sırayla sıra hakkı tanıyor ya, nasıl resmileşiyoruz? Evet, merhabalar. Merhabalar. Benim bir infom yok. Kimseye de suç atmak istemem. Teşekkürler, iyi günler. Oğlum. Havuz partisi mi var lan? Hattab yayını, Hattab yayını gel. Ne oluyor beyler? Evet arkadaşlar, agalarla Hattab yayını. Bu arada stamina. Stamina mı gelmiş oyuna, ne olmuş ya? Sol altta kırmızı bir bar gelmiş. Bir şeyler olmuş. CTL'den yine map'imiz devam ediyor. Oyunu unutmuşum biraz. Siz de unutmuşsunuzdur büyük ihtimal. Bayağıdır çekmiyordum. Şuradan bir girip görevimizi yapalım bakalım. Benim görevim burada değilmiş arkadaşlar. Şimdi sol tıkla görevimizi yap... Sol alttaki barı anlamadım. Mantığını tam olarak anlayamadım onun. Onun harici oyuna birkaç güncelleme gelmişti. Bu arada ben Traveler oldum derken aha. Dark'ı verdi abi killer. Şu an aramızdaki bir arkadaşımız büyük ihtimal ölüyor. Tolga abi burada. Bir dakika. Tolga abi buradan çok emin ayrıldı. Birisini öldürüp buraya gömmüş olabilir mi? Burada birkaç görev yapan falan vardı. Aha. Evet, Bora ceset bulmuş. Güzel. Evet arkadaşlar, defilecilerimiz sırayla geliyorlar. Yani herkes ne güzel fizik falan derken şunun git. Bu ne ya? Salak bu ya. Alo. Selamünaleyküm arkadaşlar. Katillerim burada a**ına koyayım. İki tane safe'leyeceğim adamı öldürmüşler. Bu yüzden de hiçbir bilgi edinemeden geri dönmüş oldum. Tekrardan yapacağınız teşekkürler, görüşürüz. Yalan söyle, mami killer. Alo. Sesim geliyor mu? Abi cevap veremiyoruz. Şunu anlasan keşke. Bora cesedi buldu da çok kıymetli bir infom var. Daha doğrusu info değil, birebir kanıt. Şahsi kanıdım var. Bora cesedi raportladıktan sonra yukarıya çıkarken bir tane ceset gördüm. Cesedin ismini hatırlamıyorum ama karşısında Getla Wow Bey vardı. İbo tam karşımda karıyı saldı. Karı kucakladı. Ölen kişi... Oha bir dakika lan. Bora cesedi... Bora da ölmüş. Bora. Tamam. Ölen Bora. Karşıdan karıyı gönderen de Getla Wow Bey'di. Başka da şeyim yok. Beyler selamlar. Şimdi şöyle oldu. Bora'yla ben alt katta görev yapıyorduk. Aynı odada. Işıklar kapandı geldi. Aynı odada görev yapmaya devam ettik. Ondan sonra şalterler atıldı. Oradan ben aşağıdaki şalteri yapmaya giderken Bora odada kalmıştı. Ondan sonra Bora ben aşağı doğru inmeye başladığımda bir ceset buldu. Sonra o cesedini buldu diye tekrardan yukarı çıktım buraya toplanma yerine gelirken. Aynı Tolga abinin dediği yerde Tolga abiyle karşılaştık. Bora'ya kız boğuyordu. Tolga abi killer. Benden önce konuştuğu için suçlama hakkı onda oldu. Şu an ben kendimi savunmam gerekiyor ama Bora'yla aynı yerdeydik. Görev yaptık. Merdivenden çıkarken Tolga abiyle karşılaştık. Tolga abi görür görmez Bora'yı boğan bir kız boğmaya başladı. Yani katil Tolga abi, birini elememiz gerekiyor şu anda. Kime inanırsanız onu eleyebilirsiniz ama söylediğim gibi ben onu daha önce gördüm. Merdivenden yukarı çıkarken Tolga Bora'yı boğmaya başlamıştı bile. İşte tavuğu safe'liyorum, başka da infom yok bu kadar. Alo. Beyler işim geçmiş, 5 kişi konuşurken uyumuşum biraz da şimdi yeni uyandım. Of göte bak lan şunun. Ben öncelikle Tolga veya İbo'dan birisi zaten kesin killer. İkisi de birbirini suçladı sonuçta. Orada bir karar vereceğim kendi kendime. O kararı size söylemeyeceğim. Herkes istediğini oyatsın. Fakat ikinci killer'ın da Mami olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Nedenini eğer killer çıkarsa açıklarım. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Tolga veya İbo'dan birisini oyatalım. Herkesten bunu istiyorum. Başkasını oyatmayın. İlk bu ikisinden birisini eleyelim. Herkes kimin killer olduğunu düşünüyorsa onu atsın yani. İbo veya Tolga abi. Evet arkadaşlar, ben Tolga abinin killer olduğunu düşünüyorum. İlk defa İbo'ya güveneceğim. Böyle konularda İbo'yu hep suçlarım. Ama bana inandırıcı geldi nedense, bilmiyorum. Güzel RP de yapmış olabilir. Ben Tolga abi olduğunu düşünüyorum. İlk o konuştuğu için suçlama avantajını elde etti. Ve iki kişiyi de zaten öldürmüşler. Bir de yanlış kişiye iletirlerse çok avantajlı olacaklar. Tolga abi ve Mami'nin killer olduğunu düşünüyorum. Oyumu Tolga abiden yana kullandım. Tamam, oyu eşitliği olmamış. En azından birini elemişiz. İbo'yu elemişiz ya. Ben düşünmüyorum İbo olduğunu ya. Bence yanlış eledik. Bir kile bitecek oyun. Umarım ben yanılmışımdır yani. Şimdi bir sabotajı çözmeye gidelim. Ölen yok, hala 5 kişiyiz. Bir şey diyeceğim, o zaman doğru kişiyi elemiş olabiliriz çünkü bir kill aldıkları an iş bitiyor. Hani çoktan alırlardı diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar arkamdaki kapı mı kapatıldı, ben mi yanlış duydum? Evet öyle olmuş. Bir şey diyeceğim, Brody ne taraftan geldi abi? Buradan mı geldi?
Bloody. Bloody'ymiş lan. Selam. Oğlum bir şey diyeceğim mesela ya guys. Killer kimdi? Bloody'yle Tolga abi. Oğlum ben Tolga abi oy atmıştım ya. Tolga abi bilmişim, Mami'yi bilemedim de. Mami sen İbo'ya mı attın Mami? Ben İbo'ya attım. Ya tek sıkıntı Tolga abinin önce konuşması oldu ya benim için. Ben analiz ettim işte orayı, Tolga abiye attım oyu ya. İkinciyi bilemedim, ikinciyi Mami olduğunu tahmin ediyordum ama. Siz niye bu kadar geç kaldınız abi, bir kere iş bitiyordu. Kanka niye evet, sen? Evet, ikili eşit ediyordun, niye o kadar? Hani böyle şey... esprimize ayağını kaynatmaya çalıştın, anladın mı? Evet arkadaşlar, umarım killer verir. Bu oyundakiler oynaması keyifli ama bana vermiyor ya. Yine vermedi. Yine Allah'ın belası, bomboş bir rol oldum. Herkesi bu oy atarken ben Tolga abiye atmıştım. Güzel analiz etmişiz. O beni sevindirdi. Ama iyi bu analiz edebiliyorum beni boy artık ya. 6 yıldır beraberiz anasını satayım. Yani beraberiz derken arkadaşlar o anlamda değil, aman diyeyim. Durduk yerde adımız İbn Ahmet'e çıkmasın. Bora kardeşim sen önden yürü, ben senin götüne bakayım. Aha. Ben mi ölüyorum lan? Hocam teslim oldum. Ali ceset bul. Görev yapayım da öyle gideyim lan. Yapamıyor muyum? Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ali. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bu kadar kalpsiz de olamazsınız bey. Blood merdivende ölmüş anne merdivende. Bunu kim yaptıysa bulacağım da. Şimdi benim infom ışıklar kesildikten sonra ben direkt hemen buranın aşağısındaki kattaydım. Orada bir tane şey var, yatakların olduğu. Oraya girdim, orada görevimi yaptım. Az daha ölüyordum. Oradan çıkar çıkmaz şey, Bludin ölüsünü buldum işte merdivenin önünde. Etrafa baktım, bu kil yakın bir zamanda alındı. Yani ilk katta olan birisi tarafından alınmıştır diye de. En son İbrahim geldi, yani ilk olarak İbrahim geldi merdivenden. Ama onun katil olduğunu tam olarak şüphelenmiyorum. Katilin kim olduğunu görmedim. Ama büyük bir ihtimalle benden ufak bir tanecikle kaçtı. Sayık var. Mami şu an boşa konuşuyor. Mikrofonun kapalı olduğunu ne zaman fark edecek diye bekliyoruz. Lan arkadaşlar uyumuşum bir dakika. Yani şöyle bir şey var. Ben bunu değil de bir ara böyle yan yanaydım. Tamam mı? Ondan sonra ışıklar gitti. Işıklar geldi. Bloody'nin geldiği yerden Ahmet'i gördüm. Yani şu an o yüzden şüphelim Ahmet. Benim bir infom yok. Hiçbir şey görmedim. Siktir git uyu çocuğu. Bu nasıl bir davranış? Benim de bir infom yok. Sadece görevlerimi yaptım. Diyeceğim bu kadar. Bir tek öbür Japonlu title'ları gördüm. Alo? Evet arkadaşlar, merhaba tekrardan. Mami'nin infoyu bir unutun, kafanızda onu bir silin. Çünkü şöyle, ben tam karanlık verilirken Bora'yla yan yanaydım. Karanlık verildiği zaman zaten yerimde durdum, herhangi bir hareket etmedim. Bunu da şöyle kanıtlarız, karanlık tekrar açıldığı zaman Bora'yla yine yan yanaydık. İkimiz de hareket etmemişiz. Bora benden önce konuştuğu için bunu doğrulayamaz ama en azından öbür tur doğrulaması için izin verebilirsiniz. Sonra da karanlık açıldıktan sonra direkt karşımdaki kapıya gidip görev yaptım. O sırada da yanımdan Tolga abi geçti zaten. Herhalde görmüştür beni. Teşekkürler. Şimdi oyun başlar başlamaz sabotaj verildi katiller tarafından. Sabo'ya benle tavuk gittik. Yani tavuk böyle ben Sabo'yu düzeltirken başımda bekledi. Bir şey de yapmadı. Hani yapsa yapar mıydı bilmiyorum. Belki de şey yapmadı. Güven kazanıyor bilmiyorum. Tavukla beraber kaldık. Ondan sonra gittik. Alt kata indim. Ali'yi gördüm. Sonra tekrar bir üste çıktım işte. Görev yaptım. Ahmet'i de evet en son dediği doğru. Tavuğu da safe'leyeceğim diyeceğim ama safe'leyemiyorum. Bilmiyorum. Belki de bilerek kesmedi. İftelik yapmış da olabilir. Herhangi bir infom yok dediğim gibi. Ama şöyle bir infom var. şöyle bir infom var. Sadece Ahmet'i gördüm ben bu oyunda. Görevler falan yaptım. Ahmet'i gördüm sadece kişi olarak. Onun harici hep yalnızdım. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Evet kimse oy vermeyeceğim. Herhangi bir şüphelim yok. Mami benden şüpheleniyormuş. Mami benden şüphelendiği zaman ben ne yaparsam yapayım o şüphesi asla geçmez. Evet, kimseyi elemedik. Kız Ali gel havuz yayını yapalım seninle. Ali ne bakıyorsun kardeşim, bu kadar mı şüpheleniyorsun ya? Oğlum bana bu killer'la oyunlarda hiç güvenmiyorlar ya. Ya tamam evelallah, RP'miz iyidir de. Hani bu kadar mı karaktersizim sizin gözünüzde? Görev yapıyor ama bunlar işte fake görev de verilebiliyor. Animasyona da girdiği için neyi fake neyi doğru bilemiyoruz. Oo bir tane sabotaj güzelmiş. Dur yapayım da şimdi suçu bana kalmasın, sabotajın anasını satayım. Tamam. Kim gelmiş? Mami gelmiş. Sabotajı yaptığımı görmüştür ama dediğim gibi. Mami benden bir kere şüphelendiği zaman bir daha o suçlamayı yıkamam yani üstümden. Öyle arkadaşlar, yani RP'miz iyi diye sevilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Aha. Ali ile birlikte görev yaparken karanlık verildi. Merhaba, Ali ölmemiş. Güzel. Ali'nin ölmemesi güzel. Ceset direkt bulundu. Bu daha da güzel. Çok farklı bir yerde bulundu sanırım ceset. Vallahi beyler şimdi info denemez de yani şey var. İbo ile şeyde karşılaştık, katta karşılaştık. Böyle görev falan yapıyorduk beraber. Ondan sonra döndüm. Şey vardı, sabotaj verildi. Alt kata indim. Alt katta
Herhalde alt kata inmeden Ahmet'le koridorda karşılaştık. Orada sabotajı biri çözüyordu ama çözen ismine bakmadım. Bora'nın cesedi de üst taraftaydı yanlış hatırlamıyorsam ya. Şey falan yok ama o katın oradan kim geçti bilmiyorum ya, görmedim. Ceset hemen şey vardı, sabonu yapıldı. Ya bu altımızda, şu an bir altımızdaki katta olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Tolga abi, binanın kuruluşundan itibaren baştan anlat istiyorsan. Yine benim herhangi bir infom yok, sadece güvendiğim bir adamı öldürmüşler. Onun harici söyleyebileceğim, tavukla çok kez karşılaştım. Ve tavuğun biraz boş dolandığını hissettim. Odalardan girip çıktı sürekli, böyle bir görev yapmadan odalardan geri çıktı falan. Herhangi bir infom yok ama geçenki eldeki gibi birine vermemiz gerekiyor balogütü bir şeylerden. Benim şüphelim tavuk. Herhangi birini yönlendirme yapmıyorum. Sadece görüp hissettiğimi söyledim. Boş yapma ya. Başka da şüphelendiğim bir kimse yok. Şimdi ben Ahmet'i %100 safe'lemek istiyorum. Çünkü iki tane müdürüm var. Onu aynı anda yapmaya başladık. Bittiği anda sol üstte yukarıda biliyorsunuz ki görev mantığı var. Ahmet'le ikimiz aynı anda bitirdiğimizde, Ahmet de bitirdi hemen benden sonra, bir saniye sonra. O yukarıdaki görev var, ilerledi. Hadi bu tesadüf olabilir ama ikincisinde ışık kesildiğinde yine yanımdaydı. Ve hiçbir şekilde bana bir eylem yapmaya kalkışmadı. Alo? Ben Ali ile Bora'yı safe'leyecektim bu tür. Yani yeter, bu da hep aynı bahane ya. Ahmet'i de sabotaj yaparken gördüm aşağıda. Get Low Wow, İstanbul ve Sarp, bu yani bu üçünden ikisi gibi. Tabii Ahmet fake de atmış olabilir Ali'ye. Ama dedim değil mi? Şey. Bu çocuğun daha benden şüphesi asla gibi. Bitmez. Asla bitmez. F3'e bassana pezevenk, sıran geçsin ya. Alo? Beyler, Ali'nin söyledikleri tamamen doğru. İnanmayan çocuğudur. Bu kadar net. Sabotajı ben açtım, yanımda da kimse yoktu. Açmasam açmazdım, kaçar giderdim yani. Sonradan mami gelip görmüş sabotajı açtığımı. İki kişi arasında şüpheliyim. İkisinin, hatta şüpheli değilim, ikisinin killer olduğunu düşünüyorum. Tolga abi ve Sarp'ın killer olduğunu düşünüyorum. Oyumu Sarp'tan yana kullanacağım. Yani İbo'nun konuşmasından sonra zaten bana geleceği belliydi. İbo'nun dediği doğru, boş dolanım nedeni ise hep görev yerlerini şaşırdım, bakamamıştım. Tava basmaya artık. Yalan. O yüzden boş dolaşım, yanlış odalara girdim. Bir de bir nedeni de İbo'dan korkmuşum. Çünkü karşı karşıya geldik, bir bakış, iki saniye bakışlık ardından gittik, gene buluştuk. Bana gireceği belliydi zaten. Tolga abi cesedi bulduktan sonra yukarı doğru çıkmaya gidiyordum. O sırada danışman yeri var ya, masa, orada görev yapıyoruz. Ceset orada bulunmuş. Tolga abi orada bulunmuş. Orada reportlamış. Ben de oradan gelirken İbo'nun geldiğini görmüştüm. Ya üstünde bulmamışım ama o taraftan geldiğini görmüşüm. Ve yanında da doğru düzgün kimse yoktu. Benim de İbo'ya karşı böyle bir yanıtım var. Evet arkadaşlar, Sarp'ın açıklaması beni çok cezbetmedi. Bu Among Us'ta da böyleydi. Sürekli yok annem çağırdı, Afrika'ydım, ekmek almaya gittim falan filan diye arkada herkese biçiyordu. Yine böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Son anda giderek İbo'yu da pasladı. O yüzden Sarp'tan devam babacım. Evet, bir oy eşitliği olmamış. Yine elemişiz, bakalım kime eledik. Sarp'ı eledik, evet. Kimse inanmamış dediklerine. Bu daha 14 yaşında arkadaşlar. Bu daha geçen sene doğdu. O yüzden inanmadık dediklerine. Ali kardeş merhaba. Diğerine Ali gider. Ben yine... Aha! Aha, bir dakika. Cesedi reportlayayım da. Bir şey diyeceğim bunun... Tolga abi. Bir kile bitmediğine göre tavuğu doğru elemişiz. Diğeri bence Tolga abi. Mami'ye nereden geldiğini bir sormam lazım. Cesedi bilerek direkt reportlamadım ki hani yakınlarda kim var bir bakayım diye. Mami gelince mecbur reportladım, suç bana kalmasın diye. Beyler selam. Bu kill'in çıkmasından Sarp'ı doğru elediğimizi anlıyoruz zaten. Çünkü bir kill oyun biterdi. Orada hemfikiriz. İkinci olarak şöyle. Ali kesin değil benim gözümde. Eğer Ali ise güzel oynadı. Bir şey diyemem ama Ali değil. Kendimi zaten biliyorum. Ki Sarp'ı oy atanlardan bir tanesi de benim. Tolga abiyle Mami arasında seçim yapmam gerekiyor. Fakat şöyle bir şey. Cesedi merdivende buldum. Ve bulduktan sonra direkt reportlamadım. Bir 5-10 saniye bekledim çevresinde biri falan olur mu diye. Tam ben reportlarken üstten Mami indi. Alt sabotajda da Tolga abiyi buldum. Yani... İkisi de gerçekten eşit derecede şüpheli diyebilirim benim için. Ama şöyle, Mami benden hemen sonra geldi cesede yani. Hani ya birisini öldürüp direkt yanında dolaşır mı bilmiyorum. Yani ben reportlamasaydım o reportlayacaktı gibi düşünebilirsiniz. Tolga abi ise reporttan sonra sabotajın oradan geldi. Yani kili alıp aşağı kaçtı diye düşünüyorum. Birisinin Tolga abi, birisinin tavuk olduğunu söylemiştim. Tavuk doğruymuş. Diğerinin de Tolga abi olduğunu düşünüyorum. Ben normal... Görevleri şey yapmaya indikten sonrasında sabotaj verildi direkt olarak. Öncelikle sabotaj verilmeden öncesinde Ali ile Ahmet'i yan yana gördüm. Görev yapıyorlardı beraber. Zaten beraber geziyorlardı yanlış bilmiyorsam. Bütün el boyunca beraberlerdi. Sabo verildikten sonrasında ben aşağıya indim. Sabotajı tamir ettim. Ceset bulundu. Dönüp yukarıya çıkacaktım. Ceset bulunduktan sonra toplantı odasına dönmemiz gerektiği için merdivenden çıktım. Cesedi gördüm.
Başında da Ahmet vardı. Ahmet de yani raporu atan Ahmet zaten. Yani şey falan olabilir. Ahmet'in şu gözünde şüpheli konumuna düşmüşüz. Onun nasıl şey yapacağım bilmiyorum ama bu kili ben almadım. Yani yukarıda görev yapmıyordum. Ali ile zaten çok kez karşılaştık. Ben odalara bakıyordum. Ben zaten görevle kazanacağımızı sanmadığım için ceset varsa ceset çıkar yani cesetleri bulayım kafasında odalara gezip çıkıyordum sürekli. En son merdivene iniyordum. Merdivene inerken Ahmet'i gördüm orada bir saniye. Pardon, ilk önce cesedi gördüm. Yani biraz daha yakınlaştığımda Ahmet'i gördüm. Ahmet böyle cesedin başına duruyordu. Yani ama böyle bir etrafa bakınıyordu yani. Zaten Ahmet oraya yanımdan 2 saniye önce falan sonra gittiği için herhalde kili alsa animasyon gözükürdü diye tahmin ediyorum. Ya o yüzden yani bir de Ahmet ben hani orada durdum bir etrafa bakındım dediği için sanki gerçekten de yani şu an inanasım var ona. Hani cesedin üstünde durmadığına dair. Ali zaten değil. Ya bilmiyorum Tolga abi kesin gibi ya. Ben yukarıdan geldim ve hani biraz hani Ahmet'le ayrıldıktan hemen bir iki saniye sonra falan buluştuk. Yani benim o kili almam zor çünkü ben oradan eğer o kili alsam aşağı gitsem Tolga abi görür zaten. Yukarı çıksam Ali görür ama Tolga abinin orada kimse yok. Yani mantıken düşündüğünüzde Tolga abi çıkıyor aslında. Tabi Ahmet cesedin başında beklemedikle yapmadıysa ki inşallah yapmamıştır. Şimdi şöyle bir şey var. Mami çok küçük bir ihtimal olsa %20 falan da olsa benden şüpheleniyor. Bu da şu demek oluyor. Direkt olarak Tolga abiyi el etmek istemiyor. Eğer Mami katil olsaydı direkt Tolga abinin üstüne oynayıp bir kişi el etip sonra bir kill alıp oyunu bitirirdi. Fakat böyle bir şey yapmıyor. Bir yandan beni de şüpheli olarak görüyor. Bu da demek oluyor ki Mami killer değil. Aynı zamanda Tolga abi Ali ile Ahmet sürekli maç başından beri yan yanaydı gibisinden bir şey dedi. Bu arada Tolga abiye attım oyumu. Hani bir nevi draft sokuğu gibi bir şey oldu biz. Çünkü bu tarz oyunlarda full yan yana dolaşmayı sevmiyoruz. Ki öyle bir amacımız da yoktu. Yanlışlıkla dolaşmışızdır. İki tane infodan dolayı Tolga abiye verdim. Yes. Oğlum Sherlock gibi çözdük maçı. Çok iyiydi be. Var ya Ali sıçırken çok korktum. Bir tespit yaptım beyler çıkışta var ya. Evet arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar. Her ne kadar katil olamasam da survivor kısmını iyi oynadığımı düşünüyorum. Çok güzel tespitler yaptım. İki maçta toplam 4 katilin 3'ünü bildim. Güzel bir oran. Tabii takımın da bana inanmasıyla güzel win aldık son maç. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.